Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 12 Mart 2021 Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de her kesimi ilgilendiren ekonomi reform paketini açıkladı. Önce müjdeyle başlayalım. 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti geldi. Büyük firmalarsa istihdam yaparak çok avantajlı kredi kullanabilecek. Kamuda da ciddi bir tasarruf dönemi başlıyor. Özellikle kamu taşıtları mercek altına alınacak ve dijital para Türkiye'de kısa bir süre içinde dijital para piyasasında yerini alacak. İşte ekonomi reform paketinden öne çıkan ve bizi çok yakından ilgilendiren diğer başlıklar. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi. 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyor. Milyonların gözü kulağı bu paketteydi. Beklenen müjdeli haberler peş peşe geldi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Firmalar işe aldıkları her bir kişi için 6 ay ödemesiz düşük faizli 100 bin lira kredi alabilecek. Bankalardan çok daha düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaklardır. Pakette gençler için de çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Örneğin 18 yaşın altındakiler de bireysel emeklilik sistemine katılabilecek. Taşı sıksa suyunu çıkartacak enerjiye sahip, dinamik, üretken, kabiliyetli ve kıpır kıpır bir gençliğimiz var. Bu süreci %25 devlet katkısıyla destekleyerek kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Gençlere kalfalık döneminde ödenen ücret de bundan böyle devlet tarafından ödenecek. Çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Ekonomi reformu paketi 4 temel üzerine kuruldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bu kapsamda kamuda ithal ürün kullanımı azaltılacak. Yurt dışı borçlanmalar Türk lirasıyla yapılacak. Kamuda tasarruf için de düğmeye basılacak. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Tek haneli enflasyon paketin ana hedeflerinden biri. Raflardaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için de formüller hazır. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Pakette dijital para Bitcoin de unutulmadı. Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Atılan tüm adımlar 3 ayda bir gerçekleştirilecek reform takip toplantılarıyla çok sıkı takip edilecek. Doğu Akdeniz bir süredir diplomatik olarak da hareketli. Hep aktarıyoruz zaten. Türkiye'nin enerji satrancındaki etkili adımları sonuç getirmeye başladı. O adımlardan biri de Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşma. Türkiye karşıtı koalisyonu yıkan diplomasi köprüsünün tekrar kurulduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. Gündeminde Amerika, Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın Akdeniz'deki ortak tatbikatı da vardı. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Türkiye Doğu Akdeniz satrancında önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la diplomasi köprüsünün tekrar kurulduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceğini söyledi. Gönlümüz özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Erdoğan bilinenin aksine Mısır'la pek çok konuda işbirliğinin sürdüğünün altını çizdi. Bizim şimdi yani Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. En üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor. Mısır'la süren temasların ardından Ankara-Kahire hattında yeni bir sayfa açılabileceğinin de sinyalini verdi Erdoğan. Görüşmeler netice verici olduktan sonra
Biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Türkiye'nin diplomasi hamlesi Yunanistan'ı ve destekçilerini epey rahatsız etmiş gibi görünüyor. Doğu Akdeniz denkleminde tarafını belli eden Amerika, Yunanistan, Fransa ve İsrail'le birlikte Girit Adası açıklarında ortak tatbikata hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'da tatbikata 6 F-15 savaş uçağıyla katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi yetkililerle konuyu görüşeceğini söyledi. Tabii bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mısır'ın uzattığı zeytin dalını değerlendirdi. Deniz yetki alanlarımıza gösterilen saygı için çok değerli ifadesini kullandı Milli Savunma Bakanı. NATO müttefikimiz Amerika'ya da seslendi. Terör örgütü PKK-YPG ile bir türlü sona ermeyen işbirliği gündemindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile çalışması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikan yönetimine mesajı net. Çünkü NATO müttefikimiz terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye halen yardımı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini, PKK'da hiçbir farkı olmayan YPG'ye destek vermesini doğru bulmuyoruz. Bakan Akar, Adana'daki 8. Komando Tugayı'nda düzenlenen sancak teslim töreninde verdi bu önemli mesajları. Mısır'la kurulan diplomasi köprüsüne de değindi. Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması gerçekten değerlidir. Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'ı da uyardı. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha karşı karşıya. Konu bu kez CHP'nin seçimlerde %50 kadın kotası uygulanmasına yönelik hazırladığı kanun teklifi. Kılıçdaroğlu bu teklife imza attı. İnce'den itiraz geldi. Kılıçdaroğlu tatlı su kurnazlığı yapıyor cümlesini kurdu. İşte bunun anlamı ve diğer sözler. Kadın milletvekillerimizle birlikte ben de bu teklifi imzaladım. Kılıçdaroğlu'nun bu adımı onu bir kez daha Muharrem İnce ile karşı karşıya getirdi. Teklif seçimlerde %50 kadın kotası uygulanmasını öngörüyordu. Teklife göre fermuar yöntemi uygulanacak, yani adaylar belirlenirken bir kadın bir erkek şeklinde liste oluşturulacaktı. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verildi. İnce'nin tepkisini çeken de bu oldu. Kanun teklifi vermek yerine sistemi CHP'nin önce kendi içinde uygulaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nu tatlı su kurnazı olmakla eleştiren İnce, meclisten geçme ihtimali olmadığını biliyor, biz önerdik AK Parti kabul etmedi diyecek dedi. Bizde %30 cinsiyet kotası var. %50 olarak hazırladık. Muharrem İnce, CHP tüzüğündeki %30'luk kotanın dahi son seçimlerde uygulanmadığını hatırlattı. Samimi ise parti tüzüğünü değiştirir, bunun önünde yasal bir engel yok dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tüzük tamamen antidemokratik olmuş. İnce, CHP'nin kanun teklifi haline getirdiği düzenlemenin memleket hareketinin vaadi olduğunu söyledi. Önceki açıklamalarını hatırlattı. Fermuar yöntemi olacak. Yani bir kadın bir erkek. Kota deyip kimseyi kandırmayacağız. Gerçek demokratik bir tüzük olacak. Muharrem İnce eleştirilerini bir adım daha ileri götürdü. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin vaatlerini bildiğini ve adımını da ona göre attığını söyledi. Sırada bir yanlışı doğrusu, daha doğrusu yalanı doğrusu haberi var. Sosyal medya kullanıcıları açısından da can sıkıcı bir haber özellikle. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi altında. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalara da elbette. Konu aslında Ali Erbaş da değil, yani o isim üzerinden dediği tartışma. Hasta bir insan üzerinden yürütülen kampanya. Sosyal medyada dolaşan ve hızla yayılan asılsız yazılar, mesajlar, haberler. O haberlerde Ali Erbaş'ın Ankara'da
çok yüksek ücretli bir hastanede, adını da söyleyelim, Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü söyleniyordu. Halbuki bu en basit tabiriyle bir dezenformasyon, daha da ileri tabiriyle yalan haber. Çünkü ne Ankara'da o isimde bir hastane var, ne de Erbaş başka bir özel hastanede tedavi altında. Doğrusunu Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Zor günlerden geçiyoruz. Salgınlarla ve afetlerle mücadele ediyoruz. O da Covid-19'a yakalandı, haberi sosyal medya hesabından verdi, dua istedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatırıldı. Erbaş'ın Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor, durumu da iyi. Erbaş Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu ama sosyal medyada özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanı'nın şehir hastanesindeki doktorlara güvenmediği belirtiliyordu. Sayın Başkanımız koronavirüsün pozitif çıktı. İlk günden beri hep Ankara'da zaten. Ankara'dan hiç ayrılmadı. Son derece iyi. İddia jet hızıyla yalanlandı. Ne iş yaparlarsa mutlaka dibine bir yalan koyuyorlar bunlar. İftira boyutuyla götürüyorlar her işi. İddianın yalan olduğu aslında baştan belliydi. Zira bahsedilen özel hastanenin Ankara'da şubesi bile yoktu. Yalanla, iftirayla, dedikoduyla hayatlarını tanzim edenler bu milletin yüz karalarıdır. Çok net söylüyorum. Ne iskele ne de bir perde vardı. Birden bir sarsıntıyla uyandık. Bir insanın canı bu kadar mı ucuz? Önlemsiz çalışma az kalsın evlerini başlarına yıkacaktı. Şans eseri hayatta kalan komşuların başına gelenler birazdan ATV Ana Haber'de. Salgınla mücadele kapsamında İstanbul için bir dizi yeni ek tedbir daha alındı. Alınan yeni karara göre 15 Mart Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da artık birçok yerde HES kodu olmadan içeri giremeyeceksiniz. Peki HES kodu nerelerde zorunlu, onu bilmemiz gerekiyor. İşte detaylar. Teşekkürler. Bence bunun sistemsel olarak denetlenmesi önemli. Size HES kodu soruldu mu? Hayır. Her zaman geldim ya burası. O yüzden sorulmadı. Ama artık soracak. 15 Mart'tan sonra İstanbul'da HES kodu olmadan adım atmak pek mümkün olmayacak. Restoranlar, kafeler, kuaförler, yani aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız. Mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. HES kodu artık hayatımızın her yerinde. Otobüse binerken, AVM'ye gittiğimizde bu kodu gösteriyoruz. Artık markete giderken de bu kodla gireceğiz. Çok bile geç kalındı. Biz zaten girdiğimiz her türlü güzellik salonu, kuaförde, restoranda, yani bütün tanıdığım ve tanımadığım çevre zaten HES kodunu alıyordu. Kahvehaneler, internet kafeler. Biraz soluklanmak için oturduğumuz, yemek yediğimiz ya da kahve içtiğimiz restoran ve kafelerde de artık HES kodu sorulacak. Hamamlar, masaj salonları, berber dükkanlarına girerken de artık HES kodu sorulacak. Pandemi nedeniyle kuaförler randevuyla müşteriyi kabul ediyor, mutlaka maske takılıyor ve salona girişlerde ateş ölçülüyor. Artık girişlerde HES kodu da istenecek. Pazartesinden itibaren her gelen müşteriye HES kodu soracağız. Eğer risk teşkil ediyorsa salondan içeri almayacağız. Spor salonları da her gün birçok insanın girip çıktığı, spor yaptığı kalabalık adreslerden bir tanesi. Bu yüzden 15 Mart tarihi itibariyle spor salonlarına girişlerde HES kodu istenecek. Kapıda bizim sürekli bir personelimiz zaten bulunuyor. Ateş ölçme işlemini de o yapıyordu. HES kodu sorgulamayı da o yapıyor olacak. Riskli durumda olup sokaklarda gezen çok fazla insan var. En azından onların saptanması konusunda bence çok yardımcı olur. 15 Mart'tan itibaren düğün ve tiyatro salonları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu artık zorunlu olacak. Kurallara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak. Ve bu cümleyi kurmak zor ama günün en korkunç haberi. Tüyleri diken diken eden vahşet. Adres Çorum. Ortaokul öğrencisi 3 arkadaş arasında kavga çıkmıştı. Olabilir. Okul çağındaki çocuklar arasında olabiliyor bunlar ama o çocuklardan birinin babası kavgayı duydu ve çok öfkelendi. Ne yaptı biliyor musunuz? Silahına sarıldı ve o cani adam oğluyla kavga eden iki çocuğu gözünü kırpmadan öldürdü.
Selfet abi geldi. İçeriye girdi. Takır takır silah sesi geldi. Sırf oğluyla kavga ettiler diye öfkelendi. İki çocuğu gözünü kırpmadan öldürdü. Tak tak dörder el kurşun sıkmış. Babalarına söyleyebilirdi. Kan donduran cinayetin adresi Çorum'un Alaca ilçesiydi. Tunç ve Kaan sabah saatlerinde işte tam bu noktaya geldiler. Bu noktada bekleyen servislerine bindiler. O sırada Servet Başkuş silahını hazırladı ve servisin içine girdi. Ardından da çocuklara ateş etmeye başladı. Benim oğlan telefon etti ki gelin. Çocuklarınız vuruldu de inanmadılar bile aileleri. İddia o ki eski muhtar Servet Başkuş'la çocukların aileleri arasında husumet vardı. 8. sınıf öğrencisi Tunç'la Kaan o sabah Başkuş'un oğluyla kavga etmişti. Kavgayı duyan Başkuş öfkeden deliye döndü. Çocuklara öğrencileri servise bindiriyorduk. Selfet abi geldi. İçeriye girdi. Servisteki iki çocuğa kurşun yağdırdı. İkisi de diğer çocukların gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi geldi pat pat pat. İçeriye girdik, çocuk yaralıydı. Birisi kalçasından kanı geliyordu. Tutukluk vermiş, ağır tutukluk vermeyeymiş. Çocukların hepsini darayacağım diye bağırmış. Saldırıda ağır yaralanan Tunç ve Kaan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan eski muhtarsa kısa sürede yakalandı. Tunç Taşan ve Kaan Hakverdi'nin katil zanlısı Servet Başkuş'u dakikalarda jandarma tarafından olay yerine getirildi. Savcı eşliğinde keşif yapılacak. Katil zanlısı Başkuş ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 yaşında çocuklar bunlar, küçük daha. Ve günün bir diğer dehşet başlığı, haber çok sıcak, az önce geldi, yer Bursa. Kentte freni boşalan bir tır, trafikte bekleyen araçların arasına daldı. Bu işte drone'la çekilen bir görüntü şu anda ve onlarca aracı biçti gördüğünüz gibi, ortalık savaş alanı gibi. Ve bu kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9'u ağır, 21 de yaralı var. Çalışmalar halen devam ediyor. En aşağı 10-15 araba var burada. Baksana tır biçmiş anne tır. Freni patlayan tır onlarca aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü. Feci kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Freni patlayan tır seyir halindeki araçlara çarptı. Ardından da karşı yöne geçti. Korkunç kazada onlarca araç hurdaya döndü. Freni patlayan tır araçları biçmeye başladı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü ve onlarca araç hurdaya döndü. Şuna bak, üst üste çıkmış arabalar. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı. En aşağı 10-15 araba var burada. Baksana tır biçmiş anne tır. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumu ağır. Öleceğimi bilsem bile, işte bu cümle bir anneye, eşinden ölüm tehditleri alan bir anneye ait. Hilal Kara, 37 yaşında genç bir anne. Yıllardır eşinden şiddet görüyordu ama yuvası dağılmasın diye sessiz kalıyordu birçok kadın gibi. Ancak öyle bir şey oldu ki artık susamadı. Eşi çocuğunun gözü önünde bıçağı boğazına dayadı çünkü ve onu öldürmeye kalktı. Genç kadın yaşadığı o dehşet dolu anları arkadaşımız Sümeyye Yılancı'ya anlattı. Öleceğimi bilsem bile evladım için susmayacağım. Susmak istemiyor çünkü evladının babası gibi olmasını istemiyor. Öldüreceğim hepinizi! Telefon aç! Böyle bir insana evlat bırakmayı da düşünmüyorum. Rol model olarak benim oğlum babası da almayacak. Benim oğlum babası gibi olmayacak. Ben bunun savaşını veriyorum. Ben seni öldüreceğim. Sen bunların tamamı kurtuluş olacaksın sen. Benim oğlum telefonumu alıp gizli gizli babam bugün anneme ne demiş? Benim çocuğum gizli gizli bunları dinliyor. Bir annenin en büyük korkusunu yaşıyor. Ben ölürsem geride oğlum ne yapacak diye soruyor. Çünkü Hilal Kara 9 yıllık eşi tarafından her gün ölümle tehdit ediliyor. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Bütün bu tehditler
evladının gözünün önünde yaşanıyor. 37 yaşındaki Hilal Kara yıllarca şiddetin her türlüsüne maruz kaldı. Yeri geldi sustu, yeri geldi yuvam bozulmasın deyip her şeyi sineye çekti. Ta ki bardağı taşıran o son damlaya dek. Çocuğumun önünde boğazıma bıçağı dayandı. Çocuğumun önünde silah çekildi. Sadece hala ve hala hatırladığım annesini babasının önüne geçip babasının bacaklarına sarılıp baba beni annemi öldürme, baba annemi öldürme diye bağıran çocuk. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşinin uyuşturucu etkisi altında şiddet uyguladığını düşünen genç kadın durumu önce aile içinde çözmeye çalıştı. Araştırmaya başladım. Yeğenlerini aradım, herkesi aradım, herkesle konuştum. İşte konuşuyorum, suçluyum, dayağı yiyorum. Ama bu da çözüm olmadı. Şiddetin boyutu günden güne arttı. Bunun üzerine boşanma kararı aldı genç kadın. Ancak gözü dönmüş koca daha da öfkelendi. Hatta eşine ait arabayı bile yaktı. Cayır cayır koruma kararım olduğu halde polisi, devleti tanımadan getirip benim sokağımın başında yakıyorsa ben bu insandan her şeyi, her şeyi beklerim. Ben artık susmayacağım. Kesinlikle de susmayı düşünmüyorum. Elimden ne geliyorsa sonucunda ya öldürülürüm, öldürüldüğüm zaman aklımda bir çocuğum var, çocuğum ne olur? Hangi anne benim gibi düşünmez? Kim düşünmez? İstanbul Sultanbeyli'de bir abla kardeş evlerin önünde silahlı saldırıya uğramış. İkisi de hayatlarını kaybetmişti. O kanlı pusunun ardından amcaları çıktı. Yeğenlerini gözünü kırpmadan öldürmesinin sebebi miras. İyi çocuklardı, temizlerdi. Ama amcalarının kurbanı oldular. Elini kolunu sağarak gelmiş, vurmuş gitmiş. Cinayeti neden işlediniz? Amca baba yarısı demekti ama cani adam iki yeğeninin katili oldu. Miras yüzünden yeğenlerine pusu kurup kurşun yağdırdı. Gencecik iki canı abla ve kardeşi hayattan kopardı. Önce kızı öldürüyor, sonra çocuğun arabaya atış ediyor kafadan. Seher Elitaş 39 yaşında iki çocuk annesiydi. Kardeşi Emrah Elitaş'la birlikte İstanbul Sultanbeyli'de oturan yatalak babalarına ilaç getirmişlerdi. Evden çıkıp araçlarına binerken o korkunç cinayet işlendi. Sözlü amca Emrah'ı direksiyon başında, Seher'i de evinin kapısında canice öldürdü. Silah sesine cama koşan anneleri iki evladını kanlar içinde gördü. Canımızı yaktı yani, öyle bir iki tane genç götürdü ki. Vahşetten de ötesi yani, böyle bir şey olamaz. Cani amca cinayetin öncesinde iki yeğenin oturduğu sokakta, işte bu kahvanede beklemedeydi. Geldi burada çay içti, dışarı çıktı, cinayeti işledi. Öyle ki cinayeti işlemeden önce yine para yüzünden yeğenlerini telefonla aramıştı. Cinayetin nedeni memleketleri Muş'taki bir arazi anlaşmazlığıydı. Katil amca iki senedir ailenin peşindeydi. Ailede yıllardır devam eden tehditler sonrasında Nusret'in eli taşı mahkemeye vermişti. Ama kimsenin aklına amcanın yeğenlerini öldürebileceği ihtimali gelmemişti. Katil cinayet sonrasındaysa silahını bahçeye atıp böyle kaçtı. Mal davası diyorlar, toprak davası diyorlar. İki yeğenini vurarak öldüren cani adamın ölüm listesi uzundu. Öyle ki o cinayetleri işledikten sonra bu kez de telefonla diğer akrabalarını arayarak onları tehdit etmeye başladı. 3-4 kişiyi daha yakalasaydı onları da vuracaktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de adamın peşindeydi. Çok geçmeden katil zanlısı yakalandı. Cani amca babasının mezarına giderken yakalandı. Cinayeti miras yüzünden işledim dedi. Şimdi cezaevinde. Genç çift balkonda birbirine girdi. Beşinci kattan atlayan kadını alt kat komşuları son anda yakaladı. Ya aşağı düşüreceğiz ya dedim çekeceğiz mecbur. Yürekleri ağza getiren olay birazdan ATV ana haberde. İstanbul'da Küçükçekmece'de deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandı bina sakinleri. Korkuyla camlara koştular ve karşılarına işte bu ürkütücü manzara çıktı. Hepimizin aklına benzer soru geliyor elbette. Bu nasıl bir yıkım? Aslında gerekli önlemlerin de alınacağı söylenmiş ama ortada tedbir namına herhangi bir şey görmek mümkün değil. Ve bu umursamazlığın bedelini az kalsın bir apartman sakini canıyla ödüyordu. Böyle bir yıkım yapıyorlar. Gelin görün. Aha. Burası bizim bahçemiz. Yıkım şekillerine bakar mısınız? Ölümden döndü. Bu insanın canı bu kadar mı ucuz?
Yaşadıkları kabusun özeti gibiydi sözleri. Evleri önlemsiz yıkım sebebiyle dev bir şantiyeye dönüştü. Birden bir sarsıntıyla uyandık, deprem sandık. İki gün önce başlayan çalışmaya bina sakinleri inanmakta zorlandı. Çünkü ne iskele ne de bir perde vardı çevrede. Bu yıkım olmadan buraya önlem alınacak dendi. Onun için biz sesimizi çıkarmadık. Ama bir anda geldiler ki kepçeyi vurmaya başladılar. İtirazları hiçbir işe yaramadı. Kardeşim böyle bir yıkım mı olur derken kafasına kocaman bir tuğla düştü. Şantiye çalışanları kontrolsüz yıkımı sürdürdü ve alınmayan o önlemler sebebiyle az kalsın bir kişi canından oluyordu. Annemin kafasına tuğla düşürdü bunlar. Hiçbir güvenlik önlem alınmamış. Yıkım çalışması sırasında korkulan da yaşandı. 60 yaşındaki Nezahat Acun çatıdan kopan tuğla parçasının başına gelmesiyle yaralandı. Hem gözüm, hem alnım, yüzüm, burnum, dişim, içimdeki dişlerim kırıldı. O kanlar revanlar içinde dururken gelen giden olmadı bile. Bu kadar sorumsuzluk olmamalı. Üst katların yıkımı tamamlandığında evin giriş katını şantiyeden ayırmak imkansız hale geldi. Sanki deprem oluyor evin içinde. Hadi bize deseler ki biz yıkım yapacağız. Önlemimizi alın ya da çıkın dışarıya ya. Bunu bile söyleseler biz tamam diyeceğiz. Bize kimse hiçbir şey söylemiyor. Bina sakinleri mağdur ama tek yapabildikleri çaresizce yıkımın sona ermesini beklemek. İzmir'de dün gece eşiyle tartışan bir kadın evinin balkonuna çıktı ve 5. kattan kendini bırakmaya kalkıştı. 30 yaşındaki kadını kurtaran 4. katta oturan komşularıydı. İntiharı engelleyen çift o anları da arkadaşlarımıza ATV Haber anlattı. Yukarıdan sallanıyordu kadın. Evet. Tamam mı? Biz içeride oturuyorduk. İçeriden görünce sallananı geldik hemen bacaklarından tuttuk. Üst komşuları intihara kalkıştı. Bir alt katta oturan Umut çifti sesi duyup balkona çıktı. Bizim birader o. Karı koca aşağı atlamak isteyen genç kadını bacaklarından tutup kurtardı. Kocası dedi yukarıdan koyuveriyorsun dedi. Tutamıyor oğlan. Tutamıyorum koyuveriyorsun dedi. Koyuverin deyince biz bir çektik içeri beli bora geldi. İzmir Konak'ta yaşayan Özgül Ali Doğru çifti arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle 30 yaşındaki Özgül Doğru balkona çıktı. Çift kavga ettikten sonra genç kadın kendisini boşluğa bırakmak istedi. Parmaklıklardan tam bu noktaya kadar sarktı. Kocası tutmaya çalıştı. Tutamayınca alt komşu Hüseyin Bey onu eşiyle birlikte bu balkondan içeri alarak buradan hayatını kurtardı. Adam da yukarıdan tut diyor kendi. Kocası tut diyor. Kollarından. Biz vardık hanım bir bacağından tuttu. Ben bir bacağından tuttum. Tutamıyorum dedi adam. Nasıl tutacak tabi adam? Çekeceğiz mecbur. Bak onu. Bir asıldık biz içeri. Dördüncü kattakiler Allah'tan çekebildi onu aşağıya. Umut ailesi genç kadının hayatını kurtardıktan sonra evlerini içine aldılar ve yere yatırdılar. Ve sağlık ekiplerinin gelmesini beklediler. Şoka girdi ya. Biraz epey durdu. Abi de bir saat yattı burada. Su serptik içeri girince yüzüne baygın. Gözaltına alınan Ali Doğru'ya mahalleli tepki gösterdi. Hastaneye kaldırılan Özgül Doğru'ysa ifadesinde eşiyle tartıştıktan sonra atlamaya karar verdiğini ve kocasının da kendisini tuttuğunu söyledi. Sağlık durumu iyi. Estetisyen olabilmenin ön koşulu plastik cerrah olmak veya tıp eğitimi almak değil. Bu nedenle her güzellik merkezinde estetik uygulamaları yapılabiliyor. İşlemler bir hayli ciddi olunca işin ehli olmayanların yaptığı uygulamalarda pek çok kişiyi mağdur ediyor. İşte onlardan birini izleyeceksiniz şimdi. Bulgar model Tatyana Toleva. Yüzüne yaptırdığı örümcek ağı uygulaması yüzünden neredeyse yüzünü kaybedecek noktaya geldi ve hayatı kabusa döndü. Ben sana silah zoruyla yatırdım mı burayı? Bana yapmışım, ben seni öldürmemişim. Ne fark ediyor? Yüzünü gerdirmek için doktora değil kuaföre gitti. Güzel olmak isterken hayatımın 2-3 senesi selindi. Hem mesleğinden oldu hem de psikolojisi bozuldu. İşimi kaybettim. Sevgilim beni terk etti. Kilo aldım. 35 yaşındaki Bulgar model Tatyana Tovela 2017 yılında Türkiye'ye ablasını ziyarete gelmişti. O ziyareti sırasında solaryuma girmek için bir kuaför salonunun kapısını çaldı. Yüzüme
birkaç tane prosedür yapmak istemiştim. Genç kadın yüzünü gerdirmek için ciddi bir işlem olan örümcek ağı operasyonunu kabul etti. Bana profesyonel olduğunu, çok güzel işlem yaptığını söylemişti bana. Ben de inandım. Toleva işlem sırasında tuhaflık olduğunu anladı ama iş işten geçmişti. Yanaklarımı doldurmaya başlayınca ben gözümü açtım ve şu şekilde hani kan alınan şırıngalardan gördüm. Başına geleceklerden habersiz evine giden genç kadının yüzü bir süre sonra reaksiyon gösterdi. Yüzüm tepki göstermişti. Buralar topal oldu. Güzelleşmek isterken tanınmaz hale gelen Bulgar model hesap sormak için kuaför salonunun yolunu tuttu. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ben sana silah zoruyla yatırdım mı burayı? Fark etmez, siz hemşiresiniz. Evet hemşireyim. Ben ne yapmışım, ben seni öldürmemişim. Ne? Hayatı kabusa dönen kadın yüzüne yanlış işlem yapan kuaför salonu çalışanlarından şikayetçi oldu. Savcılık kuaför salonunu işleten iki kişiye 6 yıl hapis cezası istedi. İşimi kaybettim. Sevgilim beni terk etti. Kilo aldım. Psikolojik sorunlarım vardı. Kör kalabilirdim. 4 tane ameliyatın sonucu bu. Sana silah zoruyla yatırdın mı burayı? Fark etmez. Tarihin en büyük romancılarından Tolstoy der ki, bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Şimdi izleyeceğiniz kavgada okula yeni bir öğrencinin gelmesiyle başladı. Neyse ki çok büyümedi. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle dindi kavga. Gerginlik sosyal medyada başladı, sınav çıkışında kavgaya dönüştü. İstanbul Avcılar'daki bir okulun önünde yaşandı o kavga. Okula yeni bir kız öğrenci gelmişti. İddiaya göre tartışmanın fitili sosyal medyadan yapılan bir canlı yayında ateşlendi. Tamamı kız öğrencilerden oluşan taraflar okudukları okulun önünde birbirine girdi. O anlara şahit olanlar müdahale etmeye çalıştı. Ancak genç kızları ayırmak hiç de kolay olmadı. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palo ailesini hatırlayacaksınız. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İnanması güç olaya uzun sürede konuşulmuştu. Şimdi izleyeceğiniz haberde o ailede yaşananları anımsatacak. İşin içinde sahte hocalar var. Ahlaksızlık var. Taciz var. Dolandırıcılık var. Başroldeki enişte iddialara göre kayınbiraderine yapmadığını bırakmamış. O saydıklarımızı hatırlayın lütfen. Böyle bu çocuğun fotoğraflarını çekmişler. Çeken de enişte. Ormana götürüp. Akıl almaz iddialar. Ölümlü tehdit ettiği evi yakmakla. Kardeşler çok tehdit etti. Eşimle beni kaçırttırıp Abdurrahman yapan işkencenin aynısı eşimle bize uygulanacakmış. Kan donduran suçlamalar. İşin sonunda senin erkek kardeşin ormana götürüp çırılçıplak tecavüz edip başka şeyler yapıyor. Birbiri ardına gelen tehditler, şantajlar. Ben İsa yüzünden çocuklarımdan oldum. Bu peynir ettiğinden evde 9-10 kişi, benim bildiğim 10 kişi zehirlendi. Halide abim rahmetli o kurtulamadı. Bu abimi değil herkesi zehirleyecekmiş bu. Çünkü katliam gibi bir olay oldu. Bu aynı böyle Palo ailesi gibi bir olay da. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Palo ailesinin benzeri bir olay da Burdur'da yaşandı. Almıştır. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ evlenip yuvasını kurmak istiyordu. İddia o ki kız kardeşinin 20 yıllık eşi İsa Akman kayınbiraderine senin kısmetin bağlanmış dedi. 3000 lirasını alıp sahte hocaya götürdü. Nasip açılsın diye götürüyor buna. 3000 lira mıymış abi nasip açmak ya? Kız getirecekti ya, ihtiyacım var diye. Ardından Suriyeli bir kadınla tanıştırdı. Ama o tanışmanın ardında bambaşka bir plan vardı. Kardeşim Sevgi İnstem İsa Kızbulut'la Antalya Belek'te aracı 5 milyar para verdik. Suriyeli kızdan tanıştık. Hoca nikahı yaptık. Hoca getirdi beni orada okuttu. Sen dedi ilişki girmeyeceksin, bir şey yapamayacaksın. 3 milyar para verdim ayrı ayrı.
İki aile aynı evde yaşıyordu. Ancak Abdurrahman Çığ sahte hocanın tavsiyesiyle eşine hiç dokunmadı. Abdurrahman için getirdiği kız senin kocanla yaşadığın eve mi geldi? Aha. Abdurrahman da geldi. Siz dördünüz yaşamaya başladınız evde. Çocuklarla yaşamaya başladık. Suriyeli kadın iddiaya göre bu süreçte İsa Akman'la birlikteydi. Selva çırılçıplak mı yatıyor odada? Evet. Aynen. Bildiğin. Bildiğin. Andan doğma. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Siz bu adamı salt bulmuşsun. Bir tane de buna kız bulmuşsun. Bence sen o kızı da kendin için bulmuşsun. Çarpık ilişkiyi fark eden aile Suriyeli gelini evden gönderdi. Ancak İsa Akman bunun için bile kayınbiraderinden para istedi. 500 milyar senet imzalattı. Beni dövdü, beni işkence etti. Abdurrahman Çığ kendisine kalan miras sebebiyle İsa Akman'ın yakın markajından bir türlü kurtulamadı. Çareyi evden kaçmakta buldu. Eniştem beni 10 milyar para çektirdi. Eniştemden kaçmak istedim. Eniştem orada beni dövdü. İddiaların en korkuncuysa eniştenin kayınbiraderine ormanlık alanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekmesi. Sen gel biz seninle bir konuşalım bakalım. Bu insanlar senin için bu kadar yalan söyleyecek hali yok bütün köyün. Cevabını vereceksin öyle ya da böyle. Ankara'da Altındağ'da Kavaklı Mahallesi tam 3 aydır internetsiz. Nedeni trajikomik çünkü hırsızlar internet kablolarını bakır için çaldı. İçinde bakır var. Firma kabloları tamir etti ama hırsızlık tekrar edince mahalleye şöyle bir açıklama yaptılar. Hırsızlar bulunsun kabloları öyle bağlayacağız. Durum en hafif tabirle aslına bakarsanız garip. Yani olayın faturası en çok ödev yapmak, ders çalışmak zorunda olan öğrencilere çıktı sonunda. Hırsızlar gelmişler, kablolar çalmışlar. Şu anda hiçbir şekilde bir iletişim kuramıyoruz. Çölün ortasında susuz kalmak gibi bir şey yani bu. Araştırma dersi verdiler. Bir şey pazartesi günü yapamayacağım abla dersini. İçindeki bakırları satmak için çalıyorlar. Hırsızlar bu kez Kavaklı Mahallesi'ne internet ve telefon bağlantısı sağlayan kablolara dadandı. Çaldılar kızım kablolarımızı. Bunu çalıp da ne kazanacaklar bunun içinden bilmiyoruz ki. Teknoloji, telefon, internet çağımızın olmazsa olmaz iletişim araçları ama Kavaklı Mahallesi sakinleri için artık bu araçları kullanmak çok da mümkün değil. Çünkü Kavaklı Mahallesi'ne kablo hırsızları dadandı ve kablo hırsızları işte bu kabloların içindeki bakırları çalarak satıp para kazanıyorlar ve mağdur olan da bu mahallenin sakinleri oluyor. Gerekli mevcileri arıyoruz. Gerekli şeyleri yapıyorlar ama yaptıktan sonra tekrar çalınıyor. Çalındıktan sonra tekrar biz mağdur kalıyoruz yani. Hem kullanmadığımız için ayrıyetten internet parasını da ödüyoruz. 3 ay falan oluyor yok. İnternet olmayınca da ödevlerimi yapamıyorum. Onlar da Kavaklı Mahallesi'nin öğrencileri internetin olmamasından en çok onlar etkilendi. Çünkü online derslerine katılım sağlayamıyorlar. Ayrıca öğretmenlerinin verdiği ödevleri de arkadaşlarıyla irtibat kurup öğrenemiyorlar. Kablolara bizim bakmamız lazımmış. Hırsızlıktan dolayı böyle bir şey olur mu yani? Burası da Kavaklı Mahallesi'nin merkez noktalarından birisi. Hemen sol tarafımda bir direk bulunuyor. Aslında bu direkle hemen sağ tarafta bulunan direk arasında bir internet hattının olması gerekiyordu ama kablo hırsızları işte bu aradaki kabloyu da çaldı. Bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Durum ortada. Mahalle sakinleri hem hırsızların bulunmasını hem de internet hizmeti sağlayan firmanın çalınan kabloları yeniden çekmesini istiyor. Belki de bu buralardan birileridir. Aradan 7 ay geçti ama hastal üst geçidi hala tehlike saçıyor. Her gün canımı ortaya koyuyorum. Mezarlığa uzanan köprü neden eski haline getirilemedi? Birazdan ATV ana haberde. Çekya'da iki polis maske takmayan bir adamı gözaltına aldı. Polislerden biri kolundan tuttu, öteki boynundan bastırdı. Yere yatırdılar adamı ve tüm bu boğuşma... Adamın taş çatlası 3-4 yaşlarındaki çocuğunun gözleri önünde yaşandı. Tabii benim bu görüntüleri izlerken aklıma sadece şu soru geliyor. Tüm bu yaşananlar o minik çocuğun yaşadığı travmaya değer mi? Evet şişim kristal. Polisler maske takmayan adamı çocuğunun gözü önünde darp edip gözaltına aldı. Yer Çekya. İki polis sokakta çocuğuyla birlikte maskesiz yürüyen adamı uyardı. Ama o uyarıya aldırış etmedi. Polisler bu kez de adamın kimliğini görmek istedi. İtiraz edince de müdahale sert oldu.
Maskesiz adamı yere yatırdı polisler. O anlara tanıklık eden çocuğu da çaresizce ağlayarak yardım istedi. Çığlıkları duyan bir kadın çocuğu kucaklayıp teselli etmeye çalıştı. Gözaltına alınan adam ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Ama görüntülerin yayınlanmasının ardından polislere tepki çığ gibi büyüdü ve iki polis açığa alındı. Hastal'da mezarlığa giden tehlikeli üst geçidi yaklaşık 3 hafta önce ekranlarınıza getirdik. Yetkililere bir önlem alınması için çağrıda bulunmuştuk. Ancak tablo ne yazık ki hala aynı. Hastal mezarına gitmek isteyenler için geçit yok. Her gün canlarını ortaya koymadan karşıya geçemiyorlar. Kör noktadan geçiyorlar şu anda. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Yaşlı bir amca otoyolun ortasında koşuyor. Çünkü karşıya geçecek başka bir yolu yok. Her gün canımı ortaya koyuyorum. Şu anda Almanya'dan bir aile geldi. Hastal mezarlığına doğru gitmeye çalışıyorlar. Kör noktadan geçiyorlar şu anda. Yolu da bilmiyorlar. İlk defa geçiyorlar. Tem Hastal'daki üst geçidin ayakları otoyolun ortasına çıkıyor. Çok tehlikeli bir durum. Diyelim ki kör noktadan kurtuldunuz ama tehlike bitmiyor. Bu sefer bariyerler var ve vatandaşlar bariyerleri aşıp karşıdaki Hastal mezarlığına ulaşmaya çalışıyor. İlk bariyeri atlattınız, geldiniz. Buradan çıkmanız zaten mümkün değil. Hemen yandaki biraz daha alçak bariyere geldiniz ama bunun içinde yine maceralı ve bir o kadar da tehlikeli bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Çünkü çıktığınız nokta işte gördüğünüz gibi kamyonların, araçların geçtiği nokta. Gerçekten de akıl alacak bir görüntü değil. Mezarlığa ulaşmak isteyen aile şu görüntüyü, şu manzarayı yaşıyor şu anda. Hanımefendi işte oldukça zorlanıyor doğal olarak. Bu bariyerde geçti ama bitmedi. Çok büyük bir tehlike var burada. Hani biz genciz, geçtik diyelim, yaşlılar ne yapsın yani? Atlayabilen bu şekilde bariyerlerin üzerinden atlıyor. Atlayamayansa bariyerin altından geçiyor bu şekilde. Ve geçtikten sonra yine bulunduğumuz nokta yol. Mezarlığa varabilmek için verilen müthiş mücadelenin görüntüsü bunlar. Aile bu bariyerleri de geçti. Koşarak karşıya geçtiler. Onları bir bariyer daha karşıladı. Korkunç bir şey. Yani araba bayağı hızlı da gidiyor. ATV Haber Hastal'daki bu üst geçitte yaşanan tehlikeyi 20 gün önce göstermiş ve uyarmıştı. Büyükşehir Belediyesi haberimiz üzerine karayollarından görüş bekliyoruz açıklamasını yapmıştı. Ama o günden bu yana atılan bir adım yok. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu kadar önemsiz mi? İnşallah o görüş gelene kadar biri hayatını kaybetmez. Çılgın ve tehlikeli denemeleriyle dünyaya ün salan Karina Ulyani yine buram buram adrenalin kokan bir deneyime imza attı. Etiyopya'daki Lav Gölü'nün üzerinden halatla, Lav Gölü'nün üzerinden halatla karşıya geçti ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. There was no place for mistakes. Sonunda bunu da yaptı. Rekor kırmak için Lav Gölü'nün üzerinden geçti. Brezilyalı adrenalin tutkunu Karina Ulyani bugüne kadar köpek balıklarıyla yüzdü, yerçekimsiz ortam denemelerine katıldı, yerden yüzlerce metre yüksekte uçağın kanatlarına çıktı. Hatta dünyanın en yüksek dağı Everest'e bile tırmandı. Bu kez genç kadının hedefinde binlerce derecelik ısıdaki bir yanardağ kraterinin üzerinden geçmek vardı. Yer olarak da Etiyopya'daki Arte Ale Lav Gölü'nü seçti. Hazırlıklar tamamlandı, Ulyani ısıya dayanıklı kıyafetini giydi ve ölümcül rekor denemesi başladı. Ulyani, Lav Gölü'nün üzerine gerilen 100 metrelik ipin üzerinde ilerledi. Kraterin tam ortasına ulaşınca böyle poz verdi.
Adrenalin tutkunu sonrasında ilerlemeye devam etti ve sağ salim karşı tarafa ulaşmayı başardı. Böylece adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmayı başardı. This is like once in a lifetime gift. Bizlere adrenalin veren şey ise ödüller efendim. Bir teşekkür borcumuz var. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'ne Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 19. Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde en beğenilen haber spikeri ödülünü layık gördüler efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdi bir araya gidiyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.